Merhabalar, Ton TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem programıyla karşınızdayız. Sayın izleyiciler, bildiğiniz gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi geçtiğimiz haftalarda düzenlenen törenle hizmete açıldı, hizmete girdi. Ve çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler artık büyük şehirlere gitmek zorunda kalmayacaklar. İstanbul, Ankara, Bursa gibi şehirlere gitmek zorunda kalmayacaklar. Ve Körfez bölgesinde tek olma özelliği taşıyor şu an için. Ve yine hasta kabulüne de başladı. Oldukça yoğun bir taleple şu an karşı karşıya. Bu programımızda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'ni konuşacağız. Yine tüp bebek yöntemiyle ilgili tedavileri konuşacağız. Ve stüdyo konuğumu tanıtmak istiyorum. Çok değerli bir konuğumuz bulunuyor stüdyomuzda. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Profesör Doktor Sayın Bülent Demir bizimle birlikte. Sayın Demir, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet, dediğimiz gibi Tüp Bebek Merkezi açıldı, hizmete girdi ve hasta kabulüne de başladı. Başladık, evet. Yoğun taleple karşı karşıyasınız. Ancak onun öncesinde, merkezimizi konuşmadan önce ben tüp bebek nedir demek istiyorum. Çünkü eminim bu konu bebek sahibi olmakta zorlanan çiftler için oldukça önemli ve merak edilen bir yöntem. Evet, aslında şimdi yani tüp bebek nedir demeden önce bizim bir bize başvuran çiftlere, biz çocuğu olmayan çiftlere, daha doğrusu biz infertil çiftler diyoruz. Yani çocuk sahibi olamayan çiftler. Burada tabii bazı kıstaslar var. Bunları mutlaka çiftlerin bilmesi lazım. Çiftler normal sağlıklı bir birlikteliğe rağmen, yani düzenli bir cinsel ilişkiye rağmen, birlikteliğe rağmen bir yıl içinde çocuk sahibi olamadıkları zaman, o zaman biz bu hastalara infertil çiftler diyoruz. Ve sağlıklı çiftlerin, zaten çocuk sahibi olamayan hastaların çoğu sağlıklıdır. Biz bunları aslında hasta olarak görmüyoruz. Bunlar hasta değil. Bunlar sağlıklı insanlar. Bunların %85'i ilk bir yıl içinde gebe kalıyor. İlk bir yıl içinde. %90-95'i de ikinci yıl içinde gebe kalıyor. İlk bir yıl içinde işte o gebe kalamayan %15'lik dilime giren hastalar mutlaka bize başvurmalılar. Burada önemli olan bir nokta var. Burada tabii şimdi bu çocuk olamama problemi, yani çocuk sahibi olamama problemi bir çiftin problemi aslında. Yani sadece kadının problemi veyahut da sadece erkeğin problemi değil. Bu bir çiftin problemi. O yüzden çiftler beraber değerlendirilmelidir. Evet. Bu konuda da biz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü olarak Tüp Bebek Merkezimizi açtık. Şu anda aktif olarak hizmette. Bu ayın başı itibariyle de üreme endokrinolojisi ve infertilite polikliniği dediğimiz sadece çocuk sahibi olamayan çiftlere hizmet verecek, sadece o bir çiftlere hizmet verecek bir polikliniği de hizmete açıyoruz. Bu hastalar bu polikliniğe başvurup normal bizim web sayfamızdan girip randevularını alabilirler. Normal poliklinik randevularını alabilirler ve burada da herhangi bir ücret, herhangi bir fark ödemelerine gerek yok. Poliklinik muayeneleri için normal bizim standart polikliniklerimiz var. Evet. Bunları daha sonra daha da ben detaylandırmanızı isteyeceğim. Şimdi tüp bebek tedavisinde uygulanan biraz yöntemlere gelecek olursak bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii hastalar tüp bebek yöntemine geçmeden önce belirli aşamalar var. Evet. Yani biz gelen bütün çiftleri hemen tüp bebek tedavisine almıyoruz. Tabii bazı istisnalar hariç, bazılarında örneğin diyelim ki tüpleri kapalı veyahut da cerrahi olarak tüpleri alınmak zorunda kalmış. Veya erkekte problem var, sperm sayısı az veya hareket az veyahut da hiç spermi yok. Bazı özellikli durumlarda bunları direkt tüp bebek merkezimize yönlendirip direkt bunlara tüp bebek işlemine başlıyoruz.
Yani size başvuran bir çift, bebek sahibi olamayan, zorlanan bu konuda bir çift, size başvurduğunda izlenecek yollar. Şimdi birincisi, bize bir yıl düzenli ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftler poliklinimize başvurduğu zaman biz bunlar bu çiftlere gerekli tetkikleri önce yapıyoruz. Dediğim gibi bu çok önemli. Çifti beraber değerlendiriyoruz. Mutlaka eşler beraber gelmeli. Önce bir erkekten başlıyoruz. Erkeğin spent halini yapıyoruz. Daha genelde sonra, bir virgül koymak istiyorum. Genelde kadınlar mı başvuruyor? Yani tek gelen oluyor mu tabii, bu konuda? Yani bu konuda tabii kadınlar daha fazla başvuruyor. Ama bu yanlış yani. Şimdi bu bir çiftin problemi. Evet. Çünkü yapılan araştırmalarda yani problem 1 bölü 3 kadın, 1 bölü 3 erkek kabaca diyorum. 1 bölü 3'ü de açıklanamayan ve ortak nedenler. Yani bu çiftin problemi. O yüzden mutlaka ilk başvuruda çiftler beraber gelmeli. Ve ona göre biz tetkiklerini yapacağız. İlk önce erkeğin dediğim gibi bizim merkezimizde aynı şekilde bir semen tahlili yapıyoruz. Yani bir spen tahlili yapıyoruz. Spen tahlilini yaptıktan sonra kadında da belli günlerde, yani adetin belli günlerinde yapılan bazı hormon tahlilleri var. İşte yumurta kapasite testi vesaire bazı tahliller var. Bir de rahim filmi çekiyoruz. Rahim filmi çekiyoruz. Yani HSG, histerosalpingografi dediğimiz rahim filmi çekiyoruz. Bu tetkiklerin hepsi bizim hastanemizde şu anda yapılmakta. Yani bu tetkikler için biz hastalarımızı hiçbir yere yönlendirmiyoruz. Hepsini yapıyoruz. Bütün tetkikleri yaptıktan sonra, değerlendirdikten sonra hastaya olabilecek tedavi basamaklarını anlatıyoruz. Bu tedavi basamakları kabaca, yani infertil bir çift geldiği zaman kabaca bu basamakları içeriyor. Dediğim gibi bazı çiftleri biz direkt tüp bebeği yönlendiriyoruz. Demin anlattığım durumlarda. Evet. Ama bazılarında ise büyük bir kısmında da problem görülmüyor. Yani izah edilemeyen infertilite dediğimiz bir problem var. Yani biz bunu izah edemiyoruz. Aslında bir problem var ama biz göremiyoruz. Belki yumurtlamayla ilgili bir yumurta tembelliği var. Ya da sperm hareketlerinde bir azlık vardır. Üroloji bu konuda bize destek oluyor. İlk önce tüp bebeği yönlendirmediğimiz çiftler dışında birinci aşamada yaptığımız bunlara ilk önce bir yumurta uyarıcı ilaç veriyoruz kadına. Daha sonra belli günlerde takip ediyoruz. Yumurta belli bir olgunluğa ulaştığı zaman bunlara gerekirse çatlatma iğnesi, halk arasında öyle deniliyor. Yumurta çatlatma iğnesi verip normal doğal ilişki öneriyoruz. Veya sperm sayısı az olan, hareket sayısı az olan hastalarda ve kadında herhangi bir problem yoksa ikinci basamak olarak da aşılama yapıyoruz. Aşılama işlemi zaten biz üniversite olarak yaklaşık bir yıldır kendi klinimizde biz yapıyoruz. Aşılama işlemini yapıyoruz. Tabii evet. Aşılama çok farklı bir şey. Evet, yani tüp bebek tedavisinden farklı. Farklı. Aşılama çok farklı. Yani hastalarımız bazen karıştırıyor. Yani evet. Aşılamayla tüp bebek çok farklı. Ben aşılamaya da kabaca bir değinecek olursam. Biraz da ondan bahsedeyim. Ondan bahsedeyim. Şimdi aşılamada, tabii aşılamanın asıl indikasyonu erkek faktörü. Yani ilk çıkış noktası orası. Sperm sayılarında biraz azlık olanlar, hareketinde azlık olanlar da bu şekilde hastayı hazırlıyoruz. Önce yine aynı şekilde kadına yumurta uyarıcı ilaçlar veriyoruz. Belli ilaçlar var. Ağızdan verdiğimiz haplar var veyahut da iğne var. Bu ilaçları veriyoruz. Yumurta belli bir olgunluğa ulaştığı zaman sonra bu yumurta çatlatmak için bir çatlatıcı iğne veriyoruz. Daha sonra belli bir zaman diliminden sonra çiftler beraber geliyor bizim tüp bebek merkezine. Orada erkek normal yöntemle spermlerini veriyor. Bizim laboratuvar ortamında biz o spermleri yıkıyoruz. Hareketli, daha iyi olan spermleri seçip onları direkt bir kanül vasıtasıyla, evet, kateter vasıtasıyla direkt rahim içine veriyoruz. Yani aslında orada bir nevi yaptığımız bypass. Yani direkt vajinaya, normalde ilişkide boşalan spermleri biz orada laboratuvar ortamında yıkayıp kaliteli, hareketli spermleri alıp direkt rahim içine veriyoruz. Buradaki amaç bu. O yumurtlama bölgesinde, şimdi yumurta atılıyor, tüpler yumurtayı yakalıyor. Ondan sonra
geliyor tüpün içinde, orada döllenmeyi bekliyor. Orada amacımız bu. Bu spermleri daha fazla yumurtaya ulaştırmak. Yani amaç o. Biz buna aşılama diyoruz. Yani artifisyel inseminasyon veyahut da intrauterin inseminasyon diyoruz. Aşılama çok farklı. Biz bunu kliniğimizde yaklaşık bir yıldır yapıyoruz. Evet. O zaman aşılama sonucunda da tüp bebek bebek sahibi olamayan çiftler için tüp bebek yöntemi mi? Şimdi bu basamakları geçti. Hı hı. Tabii bazılarında yine dediğim gibi direkt tüp bebeğe yönlendiriyoruz. Onlarda bu aşamaları yapmıyoruz. Evet. Yapmıyoruz. Bu aşamaları geçtikten sonra son basamak tüp bebek. Yani tüp bebek kavramı, son çare gibi. Tabii son çare tüp bebek. Orada bu geniş bir kavram. Yani tüp bebek deyince çok, yani ilk yapılışı tabii ki IVF dediğimiz, in vitro fertilizasyon dediğimiz, yani işte yine aynı şekilde tüp bebek aşamalarını ben sağladım. Ne gibi işlemler? Evet, buyurun. Şimdi orada da yine yumurta uyarıcı ajanlar veriyoruz kadına. Tabii biraz yüksek dozda ilaçlar veriyoruz. Burada amacımız çok yumurta elde etmek. Ama normal aşılamada amacımız tek yumurta. Burada ise çok yumurta elde etmek. Çünkü biz ilaç veriyoruz kadına, yumurta uyarıcı ajanlar veriyoruz. Çok fazla yumurta elde etmek istiyoruz. Yumurtalar olgunlaşıyor, belli bir olgunluğa geliyor. Olgunluğa geldikten sonra yine aynı şekilde bunlara çatlatma iğnesini yapıyoruz. Bu çatlatma iğnesini yaptıktan sonra belli bir zaman diliminden sonra, ortalama 34-36 saat sonra, biz bu yumurtaları tüp bebek merkezimizde ameliyathane ortamında anestezi altında, genelde lokal anesteziyle de yapılır ama biz böyle bir maske anestezisi dediğimiz hafif bir sedasyon veriyoruz. Çünkü biraz ağırlı bir işlem. Ağırlı. Biraz ağırlı bir işlem. Evet. Çok ağırlı değil ama onu söyleyeyim. Çoğu merkez lokal anesteziyle sadece iğneyle yapabiliyor. Biz de burada hastaya tabii bu iki seçeneği de sunacağız. Hasta hani, karar veriyor o zaman. O da verebilir. Biz de ağrı duyduğunda tekrar anestezi. Çünkü zaten anestezi cihazımız orada hazır. Merkezimizi gezdiniz, gördünüz siz. Ameliyathane ortamı var orada. Anestezi hastaya hafiften bir sedasyon veriyor. Biz de ultrason eşliğinde ben işte hemşirem, embriyoloğum bekliyor orada. Biz o geliştirdiğimiz yumurtaları çatlatmayı yaptıktan sonra biz o yumurtaları belirli işte ultrason eşliğinde iğneleri var. Onlarla girip o yumurtaları hepsini topluyoruz. O yüzden çok yumurta bize lazım. Çünkü yumurta sayısı arttıkça başarımız artıyor. Evet. Tabii çok yumurta bizim için başarı. Daha sonra bu topladığımız yumurtaları biz aynı anda hemen embriyoloğumuz orada bekliyor. Embriyoloğumuz hemen mikroskop altında değerlendiriyor, bakıyor, diyor ki yumurta. Biz tabii çok seviniyoruz, çok yumurta istiyoruz. O yumurtalar toplandıktan sonra bu işlem 5-10 dakika sürüyor, 15 dakika. 15 dakika sonra hasta uyanıyor veya lokal anestezi almışsa zaten uyanık. Uyandıktan sonra bizim hasta değerlendirme odamız var. Aynı servisimizde, aynı katta 4 yatağımız var. Orada bir 2 saat, 3 saat bekledikten sonra aynı gün biz hastayı evine gönderiyoruz. Sonra o toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında belirli işlemlere tabi tutuluyor. Detayına girmeyeceğim onların. Sonra erkek numuneyi veriyor, örneğini veriyor. Yani spermini veriyor. Evet. Spermini veriyor. Tabi bazen spermi normal yollarla veremeyen erkekler var. Yani bazen bazı problemlerden dolayı normal doğal yöntemlerle sperm elde edemediğimiz yöntemler var. Ya normal yollarla ya da cerrahi yöntemlerle. Burada üroloji uzmanına işimiz düşüyor. Üroloji uzmanı direkt yumurtadan, erkekten direkt yumurta ameliyathanede yine oradan aspirasyon yöntemiyle veyahut da direkt sperm yumurtayı açıp yumurtadan direkt sperm elde ediyor. Sonra orada elde ettiğimiz sperm veyahut da doğal yollarla erkeğin verdiği spermi embriyoloğumuz
Orada laboratuvar ortamında, doğal ortamda, yani IVF dediğimiz doğal ortamda veyahut da mikro enjeksiyon dediğimiz direkt yumurtayı alıp tutup içine direkt spermi enjekte ederek döllenmeye bırakıyor. Günlük takipleri yapılıyor. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, genelde üç veya beşinci gün. Embriyolojinin gelişimine göre, yani pardon, oradaki embriyonun gelişimine göre karar veriyoruz. Sonra embriyo belli bir olgunluğa ulaştığı zaman, yani doğal yollarla tüpten gelip rahim içine gelecek aşamaya kadar geldiği aşamaya geldiğinde biz o embriyoyu alıp yine aynı şekilde anneyi de bu arada anne adayını diyelim hazırlıyoruz. Belli ilaçlar veriyoruz. Rahimin iç zarını da hazırlıyoruz. Ondan sonra çoğu zaman aynı siklusta, son zamanlarda tabii biraz donma çözme siklusları çok fazla, aynı siklusta oradaki döllenmiş olan embriyoyu alıp bir kateter aracılığıyla yine aynı şekilde rahimin içine, o hazırlanan rahim dokusunun içine, rahimin iç zarına içine transfer ediyoruz. Evet. Bırakıyoruz. Peki bundan sonrası? Bazen de çünkü bu da çok artık çok çoğu yöntemde artık donma çözme yapılıyor. Bazen de farklı nedenlerden dolayı rahimin iç zarı hazır olmayabilir veyahut da çok yumurta topluyoruz. Yani diyelim ki 20-30 yumurta topladık. Bundan 10 tanesi döllendi. Biz bunu ne yapıyoruz? Donduruyoruz. Bu da çok büyük bir, yani eskiden yavaş dondurma vardı. Şimdi vitrifikasyon dediğimiz hızlı dondurma. Ve bu hızlı dondurmalarda da donma çözme siklusunda da başarı şansı, yani 95'lerin üzerinde çok iyi başarı oranları var. Bir kısmına da, büyük çoğunluğuna hatta şu anda biz embriyoları donduruyoruz. Sonra bir ay sonra, iki ay sonra transfer yapıyoruz. Ona hasta mı karar veriyor yoksa tıbbi açıdan? Biz tabii orada daha çok biz karar veriyoruz. Çünkü hastanın işte bazen rahimin iç zarında kalınlaşma olmuyor. Bazen yumurta sayısı az oluyor, çok yumurta topluyoruz, bir havuz yapıyoruz. Bir de bazen de çok yumurtayı uyardığımız için oradan yumurtalıklardan salınan bazı hormonlar rahimin iç zarını negatif yönde etkileyip implantasyon dediğimiz, yani hani halk arasında diyor ya benimki tutunmadı diyor. Bizim en büyük, evet, sıkıntımız o. Orada bu rahimin iç zarı yani implantasyona hazır hale gelip gelmediğini biz bazı hormon tahlilleri ve ultrasonda rahim kalınlığına bakarak karar veriyoruz. Burada tabii hekimin orada öngörüsü çok önemli. Evet. Efendim peki kaç kez denenebilir? Yani başarı... Bir sınır yok. Bir sınır yok. Yani literatürde çok, yani 10 üzerinde 12-13 deneyenler de var. Ama aşılamada bunu söyleyebilirim. Bu çok önemli. Aşılamada yani 3'ün üzerinde başarı dramatik olarak azalıyor. Azalıyor. Fakat tüp bebekte öyle bir sınır yok. Sınır, evet, yok. Fakat sayı arttıkça başarı şansı biraz tabii düşüyor mu? Düşüyor tabii. Evet. Peki bunda çiftlerin... Yani bir sınır koyamıyoruz. Yani hasta ya işte 3 siklus yaptık. Yani bir siklus 3 defa yaptık. Dördüncü yapamazsın. Hani öyle bir şey demek çok da doğru değil. Ama bazı çiftlerde hani yumurta hiç yoksa, çok azsa, yumurta toplanmıyorsa, onlar da zaten yapmanın bir anlamı olmadığını veyahut da örneğin işte azosperm dediğimiz, yani hiç spermi olmayan erkeklerde, biz bunlarda demin de söyledim, yumurtanın içini açıp bunu ürologlar yapıyor. Biz kadın doğumcular yapmıyoruz. Evet. Bu konuda da bizim ürolojide bu konuda yetkinliği olan hocamız var. Onlar girip direkt ameliyathane şartlarında direkt testisi açıp oradan sperm arıyorlar. Sperm bulunursa işlem yapılıyor. Sperm bulunmadığı zaman herhangi bir işlem yapamıyoruz. Bazen de bulamıyoruz. Ama genelde %60-70'inde bulunuyor. Tabii bazı genetik anomalisi olanlarda, erkeklerde maalesef bulamıyoruz. Evet. Bulamıyoruz. O yüzden burada bir noktaya değinmek istiyorum. Buyurun. Özellikle yeni doğan, hı hı, çocuğu olan
erkek çocuğu olan anne babalar zaten şu anda çoğu hastanede doğum yapıyor. Özellikle erkek çocukların yumurtaları yani skrotuma yani torbaya inmiş mi inmemiş mi buna bakmaları çok önemli. Çok önemli çünkü onun belli bir yaşı var. Belli bir yaştan sonra inmediği zaman onlar işlevsiz hale geliyor. Bu da ileride bu tür problemle işte infertilite dediğimiz erkek infertilitesine neden olabiliyor. Yani bu çok önemli. Buna dikkat etmeleri lazım anne babaların. Evet. Peki efendim tüp bebek yönteminde tedavisinde yaş önemli mi? Çiftlerin yaşları bunda önemli mi? Çok önemli. Yaş çok önemli. Özellikle kadın yaşı çok çok önemli. Yani bu konuda hani bir yanlış yargı da var. Hani nasıl olsa ben tüp bebek yaparım. Evet. Öyle değil ama. Yaş çok önemli. Çünkü kadınlar yani kadınlarda üreme zamanla azalıyor. Bu azalma ana rahmine düştüğü gün itibariyle 16 ile 20. haftaya kadar maksimum yumurta sayısına geliyor. 6-7 milyon yumurta. Doğumda 1-2 milyona düşüyor. Kız çocuğu adet görmeye başlayınca bu sayı yani 300-500 binlere düşüyor. Ve bir sağlıklı bir kadın üreme hayatı boyunca ortalama 300-500 defa yumurtlama oluyor. Yani adet görüyor. Bakın 6-7 milyondan başladık. 1-2 milyon, 300-500 bin. Sonra menopoz döneminde 1 milyona bine düşüyor. Bine düşüyor. Bine düşünce de artık menopoza gidiyor. Evet. O yüzden yaş çok önemli. Bizim başarımızı arttıran en önemli şey kadın yaşı. Evet. Çok önemli. O yüzden düşünen çiftler bu konuda lütfen ötelemesinler. Erkekte çok sıkıntı olmuyor. Çünkü erkekte üreme organları yani işte spermler çoğalıyor. Ama kadında öyle değil. O çok büyük problem. Gerçekten buradan bizi dinleyen seyircilerimize bu konuda çok dikkatli olmalarını, yaş konusunda yani bu tür problemleri varsa çocuk sahibi olmayla ilgili geciktirmeden bir an önce bu konuda uzman kişilere başvurup destek almalarını öneririm. Yaş bizim için çok çok önemli. Zaten yumurta bitiyor, ondan sonra aslında menopoza giriyor. Evet. Aslında çağımızda yani günümüzde çiftler evliliklerinin daha ilerleyen zamanlarında çocuk sahibi olmayı düşünüyorlar ve biraz erteliyorlar. İşte iş, kariyer derken yaşlar geçebiliyor. Peki böyle bir niyetleri varsa, kararları varsa neye yönelmeleri gerekiyor? Şimdi tabii kişilerin kendi özel hayatları bu konuda iştir, kariyerdir veyahut da başka nedenler de olabilir. Şimdi bu tür durumlarda tabii mümkünse normal üreme çağı dediğimiz. Yani şimdi bazen hastalar soruyor ya hocam işte bakın bize bunu dediniz ama 44 yaşında 45 yaşında doğuran var. Doğuran var evet. Ama yüzde kaç? Yani 45 yaşına bekleyip doğurmuyor. 45'te işte 5. 6.yı doğuruyor gibisinde. Şimdi bu tür durumlarda da bu çiftler veyahut da evli olmadan yani evli değil ama üremesini muhafaza etmek istiyor. Erkek veya kadın fark etmez. Üremesini muhafaza etmek istiyor. Bunlarda da bizim ünitemizde de bu şu anda aktif olarak yapılmakta. Biz yumurta dondurma, sperm dondurma veya embriyo dondurmayı zaten yapıyoruz. Bunları da yapabiliyoruz. Yani hani bunu sormuşken ben burayı biraz açmak istiyorum. Evet, çünkü çok önemli. Meme kanseri biliyorsunuz kadınlarda çok sık gördüğümüz bir kanser. Evet. Şimdi meme kanseri olan bir kadın genç yaşlarda bir de görüyoruz. Yani 30'lu yaşlarda da görüyoruz artık. Hı hı. Şimdi meme kanseri teşhisi konuluyor. Çocuğu yok veya evli değil. Şimdi bu hasta işte ameliyat olacak, radyoterapi görecek, kemoterapi görecek vesaire. Şimdi ameliyatın işte
göğüslere yapılan ameliyatın yumurtalık üzerine bir etkisi yok. Direkt bir etkisi yok. Ama verilen kemoterapi ilaçları, radyoterapi gerekirse bunlar ne yapar? Yumurtalık üzerine şiddetli zararlar verir. Aynı şekilde erkek için bir testis kanseri olabilir. Yani yumurtalık kanseri olabilir. Bunlarda ne yapıyoruz biz? Tedavi almadan önce. Yani hasta meme kanseri gidiyor, tedavisini oluyor, kemoterapi alıyor, radyoterapi alıyor. Çocuğu da yok. Sonra yumurtalar gidiyor. Bütün yumurtalar o kemoterapi ilaçlarından çok etkilenir. Çok yaş ileri ise daha fazla, daha hızlı etkileniyor. Çünkü size anlattım ya, yumurta azalıyor. Evet. Yaş ileri ise bu daha fazla. İlaçları da aldığı zaman yumurta kalmıyor. Ondan sonra hasta erken menopoza gidiyor örneğin. Veyahut da yumurtası hiç kalmıyor. Geliyor bize diyor ki ben işte tüp bebeğe geldim. O yüzden bu tür tedavi, bu tür teşhisi olan, tanısı olan hastalar, kanser veyahut da herhangi bir nedenle yumurta dondurmak, yani üremesini muhafaza etmek isteyen çiftlere önerim bunu genç yaşta yapmaları. Genç yaşta yapmaları. Artı kanser tedavisi görecekse, kemoterapi veya radyoterapi tedavisi görecekse bunları almadan önce hemen biz o ay içinde ilaç başlayıp yumurtalarını toplayıp aynen tüp bebekteki gibi toplayıp evliyse embriyo şeklinde dondurup değilse de o üreme hücrelerini yani yumurtalarını veya erkekte spermleri dondurabiliyoruz. Bu da çok güzel bir hizmet. Bizim ülkemizde de bu şu anda yasal olarak yapılıyor. Evet. Bu çok burada merkezimizde de yapabileceğiz artık. Evet. Şu anda var, meme kanserli bir hastamız var. Evet. O şu anda tedavi aşamasına başlamadı. Onkoloğuyla, medikal onkoloğuyla görüşüyor. Cerrahi onkologla görüşüyor. Ona göre kararını verecek, bize gelecek. Biz ona göre yardımcı olacağız. Ama yine diyorum, dediniz ya yaş. Evet. Yaş çok çok önemli. Peki bir rakam verecek olursak kaç yaşında bir kadının en verimli, en verimli yani olduğu? Şimdi tabii bu kişiye göre değişiyor. Yani kimi kadında 40 yaşına da geliyor, yumurtalar çok iyi. Kapasitesi çok iyi. Yani yumurta rezervi dediğimiz, yumurta rezervi çok iyi. Yani size dedim ya, işte ilk anne karnına düştüğü andan itibaren embriyo, üreme hücreleri azalmaya başlıyor. 1-2 milyon, sonra 300-500 bin. 30'lu yaşlara geldim. 32 yaşlarda yumurta sayısında azalma başlıyor. Demin size anlattığım atrezi, yani biz işte tıpta atrezi diyoruz. Yani bu programlanmış hücre ölümü. Evet. Yani o zamanı geldi mi o yumurta ölüyor. Ondan sonra 32'li yaşlarda azalmaya başlıyor. 37 yaşında kırık paten dediğimiz birdenbire azalmaya başlıyor. Tabii 40'lı yaşlardan sonra bu dramatik olarak azalıyor. İşte 40-45'li yaşlarda, 46-47'li yaşlarda da işte yumurta sayısı 1000'e düşüyor. Daha sonra hasta menopoza gidiyor. Yani son adetlerini görüyor. Evet. Burada aslında, tabii ki sözünüzü kestim. Burada şey de çok önemli. Yani hani yaş dediniz ya, siz çok iyi bir noktaya değindiniz. Bu çünkü bizim en büyük, yani en hassas olduğumuz nokta yaşla beraber sayı. Ama sayının yanında en önemli şey kalite. Evet. Çünkü ana rahmine düştüğü günden itibaren olan yumurtasını kullanıyor. O yüzden yaş ilerledikçe yumurtada hem sayı hem de kalite azalıyor. Evet. Kalite, sayı da azaldığı zaman hem sayı hem kalite de. Kalite çok önemli burada. Sayı çok iyi oluyor ama kalite az, kötü kalite de. Bunlar da gebelik şansını azaltır. Evet. Aslında erken menopoz denilen olay içinde bu geçerli değil mi? Yani şimdi tabii erken menopoz dediğimiz zaman erken menopoz için yani 40 ile 45 yaş arası, yani 40 yaşından sonra, yani 40 ile 45 yaşında bu aralıkta hasta menopoza girdiyse, yani bir yıl adet görmediyse, biz buna menopoz diyoruz. Erken menopoz diyoruz. Ama bir de çok sık gördüğümüz erken yumurtalık yetmezliği. Buna da erken menopoz deniliyor ama ben çok sevmiyorum bu deyimi. Çünkü bu 40 yaşından önce yumurta kapasitesinin azalması. Buyla
40 ile 45 yaş arasında görülen erken menopoz çok farklı. Çünkü niye? Erken yumurtalık yetmezliğinde adetler geri dönebiliyor. Bazen hiçbir tedavi yapmadan, bakın tüp bebekten bahsetmiyorum, kendiliğinden gebelikler de olabiliyor. Ama bunlarda da tüp bebekte başarı şansı çok düşük. Evet efendim. Yani bu aşamaya gelmeden tabii ki bunu her zaman öngöremiyoruz. Yani öngöremiyoruz. Geçen hafta işte bir hastamız bize geldi. 27 yaşında. Annesi erken menopoza girmiş. Teyzesi erken menopoza. Ablası da girmiş. O bize işte yumurta dondurmak için başvurdu. Ona göre merkezimize başvurdu. Hazırlıklarını yapıp yumurtasını donduracağız. Tabii evet. Herkes o şekilde, bazen aile hikayesi şart değil ama onu biraz söyleyeyim. Evet. Bir de yine tüp bebek tedavisinde bazen ikizlere, üçüzlere de rastlanıyor. Şimdi tabii bu eski... Her zaman böyle mi oluyor? Tabii çoğul gebelik çok görüyoruz. Evet. Şimdi tabii öncelikle tüp bebekte hani başarı dediniz, yaş dediniz. Bizim için başarı eve canlı bebekle gitmektir. Yani gebe kaldı, çok seviniyoruz tabii ki. Yani biz hastalarımızla beraber seviniyoruz. Beraber onlarla üzülüyoruz. Ama bu gebelik nasıl sonlanıyor? Canlı bebekle eve gitme bizim için başarı odur. Tüp bebekte en önemli şey o, canlı bebekle gitme. İkiz konusuna gelince de şimdi tabii eskiden Sağlık Bakanlığı'nın belli bir mevzuatı, işte bu embriyo transfer sayısında yoktu. Şimdi belli kıstaslar getirildi. 35 yaşın altına işte birden fazla embriyo transfer edemiyorsunuz. İki başarısız tüp bebek yoksa 35 yaşın üstüne iki tane embriyo transferi yapabiliyorsunuz gibi. Bunlar zamanla değişiyor. Geçen de yine değişti. Bazı uygulamalar değişti. Biz iki tane transfer ettiysek bunun ikiz olma şansı artıyor. Üç tane transfer ettiysek 300 olma şansı artıyor. Bazen de çok nadir ama çok nadir. Şimdi ikiz transfer ettiklerimiz ayrı yumurta ikizleri. Ama bazen de tek yumurta transfer ediliyor. Sonradan bölünme oluyor. Bunlar da tek yumurta ikizi oluyor. Çok nadir ama ben de gördüm yani. Olabiliyor. Tabii biz çoğul gebeliği çok istemiyoruz aslında. Çünkü çoğul gebeliklerin riskleri normal gebeliğe göre daha iki kat artıyor. Yani düşük riski, erken doğum riski, işte prematür doğduğu zaman bunun ileride karşılaşabileceği problemler. Yani biz erken doğum bizim korkulu rüyamız. Yani erken doğduğu zaman o bebeği ileride ne gibi riskler bekliyor bilemiyoruz. Yani çoğul gebelik görüyoruz tabii. Yardımcı evet. Üreme teknikleri dediğimiz aşılamada da görüyoruz. Evet. Dediğim gibi aşılamada normal ovülasyon indüksiyonda, yani normal yumurtlama ilacı verip ilişki önerdiklerimizde amaç tek yumurta geliştirmek. O yüzden Sağlık Bakanlığı zaten diyor ki orada 3 yumurta veya fazla gelişse diyor iptal edin diyor. Çünkü çoğul gebelik oluyor. Çoğul gebelik olduğu zaman şimdi bir 300 gebeliği annenin taşıması çok zordur. Evet. Çok zor yani. Peki, evet çok rastlanmasa da olabiliyor. Bu oran nedir ülkemizde? Yani şimdi... Çok fazla ikizlere rastlanıyor da... Şimdi tek yumurta ikizi sabittir. Dünyada sabittir. Yani 1/4'tür ortalama. Yani her yerde, dünyanın her yerinde sabittir. Ama bu ayrı yumurta ikizleri... Yani tüp bebek bir yerde çok fazla yapılıyorsa %1'e değiner, %2'ye de çıkabilir, %1-2'ye de çıkabilir pardon. Artabiliyor ama tek yumurta ikizliği sabittir. Evet. Ortalama iki, hani bazen aileler sorar hocam işte bizim işte ikiz var, bizim ailede ikiz çok var der. Evet. Burada anne çok önemli. Yani ikizlik daha çok maternal dediğimiz anne kalıtımı. Yani anne tarafında ikizlik fazlaysa anne genlerinden mi geçiyor? Ondan onun ikiz bebek doğurma şansı daha fazla. Ama tüp bebekte bu değil ama. Tüp bebekte bizim kendi elimizde yaptığımız bir şey. Biz iki embriyo transfer ediyoruz, ikiz olma şansı artıyor. Evet. Evet.
Efendim, yine halk arasında merak edilen bir konu var. Özellikle tüp bebek tedavisini tercih edecek çiftler için işte tedavi sırasında kullanılan ilaçlar konusunda tedirginlikler yaşanıyor. Bu ilaçların işte kanser riskini arttırdığı yönünde bir takım kaygılar var. Böyle bir şey var mı gerçekten? Yani şimdi şu an günümüzde literatürde yani tüp bebekte kullanılan yumurta uyarıcı ilaçlar bu. Bazıları ağızdan alınıyor, bazıları işte cilt altına veyahut da direkt kas içine enjekte edilen ajanlar var. Bunların yumurtalı kanserini, rahim kanserini, rahim ağzı kanserini arttırdığına dair bir veri yok. Sadece bazı oral ajanların çok uzun süre, 8-12 defa falan kullanıldığı zaman bazı yumurtalı kanseri riskini arttırdığına dair bazı yayınlar oldu ama bu sonradan çok valide edilemedi. Yani sonradan çok doğrulanmadı. Bununla ilgili çok bir data yok ama genel olarak konuşacak olursak tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların kanser riskini arttırmadığını söyleyebiliriz. Evet. Burada da bu yönde kaygı duyan tabii kesin çiftlere. Yok. Yani evet. Normal popülasyonla hemen hemen aynı. Onu diyebiliriz yani. Peki efendim. Bu konuda hiç kaygılanmasınlar. Zaten çocuk sahibi olmak isteyen çiftler yani bir sürü şeye katlanıyorlar. Gerçekten biz onlara yani faydalı olduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Hekim olarak çok mutlu oluyoruz. Aslında maddi ve manevi oldukça külfetli bir tedavi yöntemi. Buna da geleceğiz. Ancak kısa bir ara verelim dilerseniz. Biraz siz de soluklanın. Reklam arası verelim. Evet sayın izleyiciler, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Reklam arası. Programımızın ikinci bölümünde tekrar devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.